Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Limit konusunu bitiren arkadaşlarımdan gelen sorulara bakarak limitteki o ince detayı kaçırdığınızı görüyorum. Genel olarak kaçırmışsınız arkadaşlar. Sınavdan önce bu limitteki ince detayı mutlaka öğrenelim. ÖSYM'nin eleyebileceği soru tarzı bu buradan gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar ki büyük ihtimalle de bu sebepten dolayı da soruyu bilsek bile yanlış yapabiliyoruz. Şimdi izninizle soru hakkında bilgi vermek istiyorum. Mesela fark ettiyseniz 3 bölmeye de aynı limit ifadeyi yazdım. Fakat birincisinde fonksiyon hakkında bir bilgi vermedim. İkincisinde fonksiyon süreklidir dedim. Üçüncüsünde türevlenebilir bir fonksiyon dedim. Demek ki bundan yola çıkarak farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Mesela birincisinde arkadaşlar fonksiyon hakkında bilgi verilmediyse ve bu soru kesinlik sorusu ise biz burada fonksiyonla ulaşabileceğimiz sadece sağ ve sol limit değerleridir arkadaşlar. Tekrar ediyorum fonksiyon hakkında bilgi verilmediyse ve böyle bir ifade verildiyse bize sadece ama sadece sağ ve sol limitine ulaşabiliriz. Şimdi açıklayalım. Arkadaşlar Şimdi 5'e sağdan yaklaşacağım. O zaman 5 artı eksi 9 bölü x eksi 5. Bakın x yerine 5 yazdığımda 0 bölü 0 belirsizliği gelmiş ki sonuç bir reel sayıya eşit olmuş. O zaman burada pay kısmının 0 olması gerekir. Buradan yola çıkarak f5 artı 9'a eşit olması gerekir. Şimdi devam edelim. Soldaki limitine bakalım. f5 eksi eksi 9 bölü x eksi 5 diyorum arkadaşlar. Bakın x yerine 5 yazdığımda paydası 0 gelmekte. Karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var ki sonuç reel sayı olmaktadır. O zaman burada payı 0 olacaktır arkadaşlar. Buradan da f5 eksinin 9'a eşit olduğunu anlarız. Evet buradan da bunu anlıyoruz. Demek ki fonksiyon hakkında bilgi verilmediğinde çıkartabileceğimiz sonuçlar Sadece bunlardır arkadaşlar. Ve buradan yola çıkarak şundan bahsedebiliriz. İlk 5'e giderken fx'in limiti 9'dur diyorsa evet bu ifade kesinlikle doğrudur. Çünkü sağdaki limiti 9, soldaki limiti 9'dur. Birbirine eşittir. 5'te limiti vardır. 9 eşittir. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar şunu söyleyelim. Karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var ki 3'e eşit diyoruz. Doğru. Ama ben burada x yerine 5 yazdığımda payı 0 olacak diye bir şey yok. Çünkü ben fonksiyonun 5 noktasındaki görüntüsünü bilmiyorum. O yüzden ben F5 9'dur diyemem arkadaşlar. Kesinlik sorularında fonksiyon hakkında bilgi yoksa F5'e kesinlikle 9'dur diyemem. Ya da evet karşımızda 0 bölü 0 bölü belirsizliği var ki biz burada Le uygulayabiliriz deyip payın türevi bölü paydanın x'e göre türevi sonra x yerine 5 yazdığımızda f türev 5'in 3 olduğunu söyleyebiliriz. Ama ne diyorum fonksiyon hakkında bilgi yoksa ki biz burada kesinlikle 5'teki türevi 3 diyemeyiz. Çünkü biz 5 noktasında türevli olduğunu bilmiyoruz. Bundan önce de arkadaşlar 5 noktasında sürekli mi bunu da bilmiyoruz. Fonksiyon hakkında herhangi bir bilgi vermediği için arkadaşlar f5 9'dur f türev 5 3'tür diyemeyiz. Bu sonuçları çıkartamayız. Kesinlik sorularında çıkartabileceğimiz sonuçlar sadece buradaki Üç ifadedir sevgili gençler. Gelelim diğerine. F fonksiyonu sürekli bir fonksiyondur. Güzel. Aynı ifadeleri buraya da yazacağım. Bakın arkadaşlar sağdaki limiti 9. Soldaki limiti 9. Güzel. E bu fonksiyon sürekli bir fonksiyonsa. 5'teki görüntüsü de 9 olmalıdır diyeceğiz. Ve F5 eşittir 9 diyeceğiz. Bakın sürekli bir fonksiyon olduğu için bu sonucu çıkartabildim. Fonksiyonun. E, fonksiyon hakkındaki bilgi bu yüzden önemli. F5 9'dur diyebildik. Ama sürekli olup da türevli olacağı anlamına gelmiyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla biz burada F türev 5 3'e eşittir diyemeyiz arkadaşlar. Buradan kesinlikle bu sonucu çıkartamayız. Demek ki arkadaşlar fonksiyon hakkında bilgi verilmediyse sağ limit sol limitine ulaşabiliriz ve buradaki mesela noktamız 5 olduğu için 5'teki limitine ulaşabiliriz. Fonksiyon sürekli olarak verilirse sağ limitine, sol limitine ulaşabiliriz. Sürekli fonksiyon olduğu için görüntüsü limit değerine eşit olacağında V5'in 9 olduğunu ulaşabiliriz. Fakat sürekli olabilir ama o noktada türevi olamayacağı için her zaman için söylüyorum. 5'teki türevi 3'tür diyemeyiz kesinlik sorularında arkadaşlar. Gelelim diğerine. Evet buradaki ifade için de sağdaki limiti 9. Soldaki limiti 9 deriz. Hatta türevlenebilir bir fonksiyon olduğu için 5 noktasında süreklidir arkadaşlar. O zaman 5'teki görüntüsü 9 da diyebiliriz. Türevlenebilir bir fonksiyon olmasından dolayı. Karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Dolayısıyla le hospital'e uyguladığımızda x'e göre türevini alıyorum. Payın türevi bölü, paydanın türevi ve x yerine 5 yazdığımızda f türev 5'in 3 olduğunu anlarız arkadaşlar. Fakat bunu hangi durumda söyleyebiliriz? F fonksiyonu türevlenebilir bir fonksiyon olduğunda. İşte bütün detay burada sevgili gençler. Bir de bir detay daha ekleyeyim buraya. Şimdi arkadaşlarım türevin genel tanımı vardır biliyorsunuz limitli. x x sıfıra giderken f x eksi f x sıfır bölü x eksi x sıfır ne eşittir? f türev x sıfıra. Bu türevin genel bir tanımıdır. Sana fonksiyon hakkında bilgi vermesi bile karşına bu şekilde çıkıyorsa sen f türev x sıfır diyeceksin. Örnek veriyorum x 5'e giderken f x eksi f 5 bölü x eksi 5 sana fonksiyon hakkında bilgi vermese bile buradaki ifade türevin tanımına girdiği için sen burada f türev 5'e eşit olduğunu söyleyeceksin. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Ama burada F5 değil de başka bir ifade varsa o zaman sen buraya F5 yazamazsın. Örnek veriyorum burası F7 olsun. O zaman arkadaşlar F5'e eşit olmaz. En önemli detaylar bunlar da sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.